olacak çünkü o onun bir Karadenizli. Karadenizli karşı... damarımla oynama. Bane'le beraber Hylo sunucusu iyi olursa savaşı kazanma mümkün. Bir de üstüne kere aldılar. Ben buraya Moskova daha çok yakıştırdım. Bence Moskova... de bu arada %100 katılıyorum. Madem dalacaksın hep beraber. Yani Hylos ultiye basıyor, giriyor. Edit içeri giriyor. İşte Zas da içeri dalabiliyorsun ultiyle vesaire. Abi onları takip edecek bir şey. Abi şöyle de bir şey var ama Moskov bu savaş içerisinde ayakta kalması çok zor olabilir. Kendini koruyacak. Üst taraftan hemen rotasyonu atacak ama görmek lazım. Şu anda kaplumbağaya vuruyorlar ve Savion'la röntgen de. Aynen. Kaçırdılar o aralığı. Savion düştü ama. Ve Savion düştü. Bence güzel takas. Aya'ya skorun sahibi diğer tarafta Inception kaçmaya çalışıyor. Çok güzel Kontu bir uçak sağa çıktı Kont'un üzerinde. Tiaro toparlanmak isteyecek ve burada iki kill birden çekebilirdi ama bir çekti. Oyuncu aldıktan sonra çapı biraz üçte gelir, geç kurtarıyor. Buraya. Röntgen kule altı dive hazırlamak istedi minyonlar, ama başarılı değil Tiaro. Ayağın üstüne doğru gitmesi Çıdırdı. Lazım. Gidemiyor orada. Son bir vuruş. Of. Tiaro bekliyor pozisyonu Inception. Geldi. Tekrar kaplumbağayı hızlandırmak istiyorlardı. Yine bir Bane ultiyle beraber kiriş denemesi gelecek Savion. Canı az sabitlendi. Üzerinde bir sersemletme var ama iki kişi birden ultilediğini görebiliriz. Tiaro kaplumbağayı kaçırmıyor. Kont yine aynı şekilde. Burada Zask ultiden çok ciddi miktarda hasar aldı ama bu sefer kovalamaca devam etmeyecek gibi 2'de 2. Röntgen'e giderken kaplumbağa artı 2 skor daha. Yani altlar için rüya gibi rüya. Tam yani. Anlamıyla rüya. Yani Çapo'da yardım etti turuncuya. Burada herhangi bir şey vermez. Savion... Biraz da minyon dalgası temizlemiş oldu. Tiaro yalnız 2v1'de umrunda değil. Kont gidiyor. Kont'un girişine birazcık röntgen güvenmiş gibi röntgenle beraber. Röntgen geliyor sanırım buraya. Deneyecekler ve mükemmel spot röntgen orada. Üstüne giden bir hemen skor var. Kovalamaya devam edilirken artık 2 kill daha. Çok rahat yazılmış oldu Senit artı Çapo'dan. Yani Altmer her istediğini yapıyor şu an. Ya. Evet bu kule altında kusursuz oynadılar. Kont yine başrolde. Hakikaten şu an Vadi'nin Kont'u. Rahatlıkla kili çekti. Lord Aracık. Gelirken önümüzdeki hedef belli. Seni de o kadar zor durumda ki. Yani rakip ormancı da aralarında zaten 3 seviye fark var. Ama altın olarak çok dehşet bir uçurum var bu noktada. Evet. Britanya Inception'la birlikte ortaya yaklaştı. Buranın itirdiğini biliyorlar. Üst tarafı şu anda Altmer kadrosu tamamen savuyor. Görüşü yok. Daha Lord'un görüşü yok ve Beşiktaş bütün kaynaklarını tüketti. Aa görmezlik ve combo. İçeri doğru girdiler. Cloud Ulti ile beraber ekşi tararken burada birer birer skorlar toplanacak. Tiaro son saniye yere doğru sabitlendi. Gitmeden önce Inception'a bir tane vuruş atıyor ve 2'de 2'sini tamamlayıp oyunun kapanışına doğru son hamlesini vermek istiyor. Senit ile Çapo savunmaya devam ederken ekşi yaklaştı buraya doğru. Hemen geri TP'sine çekilecek ve tek bir kuleyle yetinmek zorunda kalabilirler. Birazcık fanteziye kaçan hareketler tabii. O kule altına girdiler. Saniye çıtır çereze dönüşebilir. Acaba fight mı kovalayacaklar? Kont denemek istediği üzerine gelen bir tane sersemletme var bu noktada. Geriye doğru çekildi. Tanklamaya devam ediyor. 20K'ya kadar canlar indi. Inception yaklaşmak istedi. Zask ultiyi birazcık daha derinlere doğru gönderiyorlar Çapo ama röntgen galiba. Bütün bunlar yaşanırken Çapo'yu savaşın tamamen dışına doğru ittirmiş. Inception tanklamaya devam edecek ama takım arkadaşını kurtaramayacak. Kendisi de ikinci düşen isim ve artık burada Altmer için Lord'a yani gerek var mı ona bile emin değilim. Tabii ki alacaklar ama şöyle bir orta koridordan ittirseler Beşiktaş savunamayacak noktada. Lord'la beraber bitirecekler zaten. Lord'suz bitirmeleri yine zor. Yani rakip eksik olsa da ölüm süreleri çok çok uzun değil. Daha minyonlar yaklaşırken doğacaklardı. O yüzden Lord desteğine ihtiyaçları var. Lord de hem de Grox sahibi olduğu için Inscription ilk hamleyi yapsa bile duvar yiyor arkasına ve gelemiyor. Çünkü takım arkadaşları da takip edemiyor. Az önce bunun bir örneğini gördük. Kont yakalanacak bu noktada ama o nasıl bir hasar öyle? Röntgen iki kişilik alan hasarında ekşiyle ortaklaşa şovu yapmak istedi. Tabi burada skorlar çıktı ama kovalayan isim Tiaro. Yani hem Lunox dönüyor hem Cloud dönüyor. Acayip bir potansiyel. Valla şöyle söyleyeyim. Muhtemelen maçın MVP'si seçilir. O kadar rahatsız etti ki Beşiktaş tarafını. Yani her pozisyon ya. Gerçekten o yazın ortasında sıcaktaki sivrisinek etkisi. Tam olarak öyle. Tam olarak öyle geldiler. Baze'e vurmak istiyorlar tabii. Minyon dalgası burada birazcık problem yaratacak. İki kişi tekrar havada ve oyun artık kapanışa gidiyor. Son savunma hattı da düşerken Tiaro burada imzasını atıp maçı takıma getirecek. Tebrik ederim Altmer ekibinden. Günün gerçekten en net galibiyetlerinden bir tanesi. Çok temiz, çok net bir performans. Komp'un gereklilikleri
yerine getirildi. Rakibin açıkları güzel okundu.